Evet, şimdi çok konuşulan bir haberle devam edelim. Ekranlara sanatçı Sıla'nın savcılığa verdiği ifade gelecek. Sıla o ifadede Ahmet Kural'ın kendisini nasıl darp ettiğini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Ahmet Kural, beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın perde arkası. Kadına şiddetin son mağduru şarkıcı Sıla oldu. Şiddet gördü, hakarete uğradı. Hatta iddiasına göre oyuncu Ahmet Kural tarafından ölümle tehdit edildi. O anların kamera kaydı yoktu ama Sıla savcıya verdiği ifadesinde o gece yaşananları bir bir anlattı. Birlikte konuşurken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle beni darp etti. O darp olayı kadına şiddet dosyası olarak adliyeye yansıdı. Hemen soruşturma açıldı ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı şarkıcı Sıla'nın ifadesini aldı. Kabalık etme kırılgandırna. O da yaşadığı şiddeti savcıya anlattı ve Ahmet Kural'ın Zekeriya Köy'deki evinde darp edildiğini belirtti. O dakikalarda evde ikisinden başka kimsenin bulunmadığını söyledi. Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Sıla'nın savcıya verdiği ifadesinin en çarpıcı kısmı ise günlerdir kamuoyunda kül tablasıyla dayak yediği bölümdü. İddialara göre Sıla Ahmet Kural'dan kül tablasıyla dakikalarca dayak yemişti. Savcı o iddiayı Sıla'ya sordu. Şarkıcı Sıla da ifadesinde o iddiayı yalanladı. Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm. Fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulundu. Sıla savcıya verdiği o ifadede iki kere ölüm tehdidi aldığını söyledi. O anlarda konuşmakta zorluk çekti ve saat 13.57'yi gösterdiği sırada savcıdan ara istedi. 5 dakika sonra da saat 14.02'yi gösterdiğinde ifadesine kaldığı yerden devam etti. Ve olaylı gecede aldığı darbelerden dolayı nasıl çaresiz kaldığını anlattı. Ayrıca şu anda telaffuz etmek istemediğim sinkaflı sözler söyleyerek hakaret ediyordu. Yine ayrıca bir ara seni öldüreceğim dedi. Ben bir şekilde ikametten çıktım ve kendi şoförümü çağırdım. Sıla darp olayından iki gün sonra özel bir hastaneden sağlık raporu aldı. Burada baş bölgesinde, yüzde, kollarda, bacaklarda bir takım yaralar tanımlanmış. Buna bakarak o çok net sürüklenmiş ya da sürüklenmemiş demek çok doğru değil. İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da pazartesi günü savcının karşısına çıkacak ve Sıla'ya uyguladığı şiddetle ilgili ifade verecek. Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'dan gördüğü şiddete sessiz kalmadı, şikayetçi oldu. 6.284 sayılı kanun sayesinde koruma kararı çıkardı. Peki nedir bu kanun? Şiddete uğrayan kadınlar haklarını nereye başvuracaklarını biliyor mu? Birlikte bakalım. Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Ünlü şarkıcı Sıla sevgilisi Ahmet Kural'dan gördüğü şiddete sessiz kalmadı, şikayetçi oldu. 6.284 sayılı kanunla da 3 aylık koruma kararı çıkardı. Kadınların hayatta kalması ve şiddetten kurtulması için adeta bir can simidi. Çünkü o kanun kadınları şiddetten korumak için çıkarıldı. Şiddete uğrayan bir kadın evli olsa da olmasa da koruma kararı aldırabiliyor. Ama pek çok kadın bunu bilmiyor, şiddete susuyor. Hiç hayatınızda şiddete maruz kaldınız mı? Evet. Kim tarafından? Eşim. Ne yaptınız peki şiddete maruz kaldığınız zaman? Hiçbir şey. Haklarınız neler biliyor musunuz? Koruma kararı çıkarabiliyorsunuz. Evet. Nedir koruma kararı biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Şiddete uğrayan kadınların sayısı her geçen gün artıyor ve hala pek çok kadın şiddete uğradığında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Peki kadınlar şiddete uğradıkları zaman ne yapmalı, nereye başvurmalı ve hakları nelerdir? En rahat ulaşabilecekleri yere adliyeye, karakola, savcılığa veya kadın hakları örgütlerine başvurabilirler. O başvuruyla birlikte 6.284 sayılı kanun onları korumak adına önlemler alıyor. Faile dönük önlemler de var. Kadını koruma altına alıcı, sığınma evi, kimlik bilgileri değişimi, iş yeri, adres bilgileri değişimi
gibi önlemler de var. Şiddete uğrayan kadınların susmasındaki en büyük etkenlerden biri ekonomik nedenler. Şiddete maruz kaldınız mı? Tabii ki eşim tarafından. Ne yaptınız peki? Bir şey yapamadım, hala evliliğim sürüyor yani. İki tane çocuğum var. İşte bir çalışmıyorsun, iş güvenliğin yok. Mecburen devam ettirmek zorunda kalıyorsun. Hiçbir şekilde susmam yani. Sonuna kadar da hakkımı arardım. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. 6284 sayılı kanunla devlet size pek çok imkan da sağlıyor. Ben ama ne yaparım, çaresizim, başka bir geçim kaynağım yok diye de düşünmesin kadınlar. 6284 bunları da sağlamakla yükümlü bir kanunumuzdur. Hiçbirisi tehdit karşısında, şiddet karşısında yalnız değil. İyi akşamlar. Kanal D Haber'e hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı bugün. Gençlik zirvesine katıldı. Gündemi Danıştay'ın andımız kararıydı. Hedefinde ana muhalefet partisi vardı. Hem CHP'ye hem de Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Benim için diyor ki, o diyor İstiklal Marşı'nı bile bilmez diyor. İstiklal Marşı vurgusu yaptı bir kez daha. Eleştirilere öfkeliydi. Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaktık. Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız, biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye Gençlik Zirvesi'ndeydi. Salon cumhuriyetçilerine ve gardırop Atatürkçülerine rağmen demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkıyor muyuz? Evet. Güzel, çıkarmışlar. Her şeyi birbirine karıştıran saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler. Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki ama Türkçülük yapıyor. Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. Danıştay'ın andımız kararıyla başladı söze. İyi niyetli değil dedi. Bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. İnsanımızı göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasaya çıktılar. Tepkisi andımız geri gelsin diyenlereydi. Koca koca adamlar siyah önlükler giyip yarım yamalak ezberleriyle and okumaya yeltenip milletin karşısında kendilerini rezil kepaze ettiler. Siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar tam anlamıyla bir histeri nöbetidir. Bu azgın azınlığın ne yazık ki normalleşme, iyileşme ihtimali de yoktur. Erdoğan ana muhalefete eleştirilerini de yine andımız tepkisi üzerinden yaptı. Benim için diyor ki, o diyor İstiklal Marşı'nı bile bilmez diyor. Onu da dinlesin bir satırını. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Tekrar okumaya gidersem der ki bak gördün mü okuttum. Çok zavallı bunlar. Geçmişe gitti, yine İnönü'den örnek verdi. Gazi'nin resmini vefatının hemen ardından paramızdan kaldıran kim? İnönü. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun ya? Öğren bunları öğren. Evet, Saadet Partili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz'la ilgili sözleriyle devam edelim. O sözler yargıda ama yankısı dinmedi. AK Parti cephesinden sert tepkiler devam etti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da konuştu. Eleştirilere öfkeliydi. Değerli milletvekilleri, haddini bilmez millet düşmanı, bir darbe şakşakçısı, darbecilerle darbeye direnen milletin İkisini aynı kefeye kordu. Herkes topyekün sanki Cihangir Bey bu millete, bu milletin devletine hakaret etmiş gibi bir havanın içine girdiler. Ya bu memleketi mahveden sizsiniz be. Saadet lideri partisinin milletvekili Cihangir İslam'ın tepki çeken sözleriyle ilgili ilk kez konuştu. İlk haberini aldığı zaman doğrudan doğruya sokağa dökülen yüz binler, milyonlarla beraber ben de çıktım sabaha kadar mücadele ettim dedi. İçinizde bir tane var mı mücadele eden? Cihangir İslam'ın açıklamaları önce meclisi karıştırdı. Siz gidin bu oyanınızı bize hain diyene yapın. Değerli milletvekilleri. O konuşmayı sosyal medya hesabında paylaşınca da hakkında soruşturma başlatıldı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ise eleştirilere tepkiliydi. Söylediği gerçekleri çarpıtabilmek için
ona bir tehdit olsun diye şimdi onu FETÖ'cülükle suçlayacaksınız. Allah'tan korkun. Ama Cihangir İslam'ın sözlerinin siyasetteki yankısı bugün de devam etti. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Senin zihniyetin batıldır, senin duruşun batıldır, senin 15 Temmuz'a verdiğin bu destek batıldır. Ve Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Khashoggi'nin en son çalıştığı Washington Post gazetesine bir makale yazdı. Cinayet emrini Suudi Kral Selman'ın verdiğine inanmadığını söyledi. Suçlular Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 18 kişi arasında dedi. Bilgiler ve deliller Cemal Khashoggi'nin vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Cinayet emri üst düzey Suudi yetkililerden geldi ama Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post için kaleme aldığı makalede böyle dedi. Bu çağrım Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn-i Şerifin başta olmak üzere üst yönetimidir. Erdoğan aynı makalede aydınlatılması gereken çok nokta olduğunu ama Suudi tarafının yanıtları vermediğini belirtti. Bu yerli işbirlikçiyi açıklamaya mecbursun. Bunu açıklayacaksın. Cesedin yerinin hala bilinmediğini vurgulayan Erdoğan, Khashoggi'nin İslami geleneklere uygun defni hak ettiğini söyledi. Riyad'la dostluğumuz gözümüzün önündeki cinayeti görmediğimiz anlamına gelmez ifadesini kullandı. Diplomatik dokunulmazlık zırhının altına gizlenmesine izin vermez. Artık bu Viyana Sözleşmesi de büyük ihtimalle masaya yatırılacak. Dün son dakikayla duyurmuştuk sayın seyirciler. Amerika önce iki bakana yönelik yaptırım kararını kaldırdı. Ardından da İran'a yönelik ambargolardan Türkiye muaf tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce yaptırımlarla ilgili konuştu. Birlikte karar aldık dedi. 10-11 Kasım'da Trump'la Paris'te yüz yüze görüşeceklerini söyledi. Ankara-Washington hattında tansiyon düştü. İki Türk bakana yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Gerilim Rahip Brunson'ın serbest kalmasıyla yumuşadı. Erdoğan ve Trump önceki gün telefon zirvesi yaptı. Zirvenin ardından İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e uygulanan yaptırımlar kaldırıldı. Paris'te uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump'la ruberu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde. Amerika Türkiye ile ilişkilerini rayına oturttu ancak bu kez de komşuyla nükleer gerginlik başladı. Trump İran'a uygulanan yaptırımları geri getiriyor. Trump kararı ünlü dizi Game of Thrones'un Kış Geliyor sloganını atıfla duyurdu. Yaptırımlar geliyor 5 Kasım yazarak paylaştı. İran'ın yanıtı da aynı şekilde geldi. Devrim muhafızları komutanı sana karşı duracağım dedi. İran'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülke muaf tutulacak. Kesin liste henüz açıklanmadı ancak Türkiye'nin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti'de belediye başkanı aday adayı olmak isteyenlerle ilgili süreç pazartesi günü resmen başlıyor. En çok merak edilen de 3 büyük ildeki yarış. İsimler dolaşıyor ama kesinleşen yok. İşte yetkili ağızlardan aday profilleri ve diğer ayrıntılar. Kalıcı olmak için bizim en doğru ve en liyakatlı, ehliyetli adayı bulmamız lazım. Epeyce öyle isimler var. Adı geçenler, istenen, beklenen aday profilleri. Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak, vatandaşlarımıza böyle sımsıkı sarılacak. Hiçbir zaman biz en çok oy alacak adayı aramıyoruz. İsmi Ankara için geçen Mehmet Özaseki noktayı Kayseri'de koydu. Kolay kolay bir yere ne talip olurum ne de adayım derim. Öyle bir şey olmaz. AK Parti'den belediye başkanı aday adayı olmak isteyenler için süreç pazartesi başlıyor. Tüm seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında merkez yoklaması usulünü
uygulayacaktır. Aday olmak isteyenler büyük şehirlerde 10, illerde 5, nüfusu 100 binin altındaki yerlerde ise 3 bin lira yatıracak kasaya. Kadın adaylardan bu ücretin yarısı, engellilerden de 1/4 alınacak. Başvuru için son gün 12 Kasım, kesin listelerse 20 Aralık'ta açıklanacak. Yüzde gülecek, gönlü de açık olacak, sofrası kapısı açık olacak. En çok da 3 büyük şehrin adayı merak ediliyor. AK Parti MKYK'da kanaat yoklaması yapıldı. Üyelerden kapalı zarfla isimler istendi. O zarflar Cumhurbaşkanı'na verildi. Erdoğan hem o isimler hem de 3 dönem kuralına takılanlar için de son sözü söyleyecek. Terörle mücadelede devam ediyor bir yandan. Her türlü hava koşulunda bombanın hedefe varmasını sağlayan hassas güdüm kiti ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdi. İşte o anlar. F-16 havalandı, hedefe kilitlendi ve tam isabetle vurdu. TÜBİTAK geliştirdiği makine kimya üretti. Hassas güdüm kitleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim edilmişti. Hassas güdüm kiti HGK-82'nin test atışı vardı Konya Karapınar'daki atış alanında. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da oradaydı. GPS değil mi şu an? F-16 pilotu 37.500 fite çıktı, 17 kilometre menzilden bombayı bıraktı. Tam isabetle vurdu. O anda kumanda merkezinde alkış koptu. Tebrik ediyoruz. Biraz havada tuttuk sizi ama çok başarılı bir atış oldu. İnşallah devamını bekliyoruz. Tekrar çok tebrikler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sözleri nedeniyle kara propaganda yapmakla suçladı. Konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın hesap vermesi lazım. Türkiye'nin ikinci partisi durumundaki bir partinin başındaki bir şahsın kendi ülkesinin cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına karşı böyle bir yaklaşım içerisinde olması herkes için utanç vericidir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine böyle yanıt verdi Ömer Çelik. Tepkiliydi. Cinayetin işlendiğini biliyordu. Sesi dinledin. Adamın öldürüldüğünü gördün. Tanığı oldun. Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı o bir takım dış odaklar tarafından olayın en başında ortaya koyulan bu odak saptırma operasyonunun içerideki yeniden bunu gündeme getiren sözcüsü olmasıdır. Cinayetin işlenmesinin ardından faillerin bulunmasına ilişkin süreci anlatan Çelik, CHP liderini kara propaganda yapmakla suçladı. Bir siyasetçinin asla ağzından çıkmaması gereken, bütün bir siyasi hayatına mal olabilecek bir argümanda bulunuyor. Erdoğan onların yargılanmasını Türkiye'de sağlamadığı sürece katillerle işbirliği yapan bir siyasetçi konumuna düşer. Bu son derece utanç verici bir şeydir. Maalesef bir şahsiyet kırılması örneğidir. Konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Gerçekten Türkiye bunu hak etmiyor. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki kardeşlerimiz böyle bir tabloyu hak etmiyorlar. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına karşı ortaya attığı bu iftira sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Aranın ardından yeniden beraberiz. İstanbul'da bir yangında yaşananlarla başlayalım. Sultan Gazi'de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki atölyede yangın çıktı. Çalışanlar canlarını kurtarmak için pencereye çıktı. Bir pencereden yan daireye geçmeye çalıştı. İşte o anlar. Atlayacaklar, çıkışları yok. İtfaiye niye gelmedi? Tutuşacaklar, baksana camlar falan. O kadar korkmuşlardı ki atlamadılar ama canlarını böyle kurtardılar. Bizim yan dükkana biri atladı, onu tuttuk camda. Öbürleri de itfaiye geldi. 5 dakika içinde itfaiye de geldi, aldı öbürlerini içeride. İstanbul Sultan Gazi'de ayakkabı bağ üretimi yapan bir atölyede çıktı yangın. Çalışanlar içerideydi. Kanka yanıyorlar. Kadın çok fena bağırıyor bak. Çalışıyorduk, birdenbire parlayıcı madde var, aseton, birdenbire tutuşuverdi. Kaçabilenler kaçtı, kalanlar binanın 5. katında böyle sıkışıp kaldı. Abi yanıyor, bina yanıyor. Atlayacaklar, çıkışları yok.
Alevler uygunsuz yapılan yangın merdivenini sardı. Kaçacak, nefes alacak yerleri kalmadı. Pencerelere çıkıp yaşama tutunmaya böyle çalıştılar. Orada kalacağız, yanarak öleceğiz diye şey yaptık. Ben dayanamadım, en sonunda atladım, yan tarafa atladım. Ya camdan çıkıp yan binaya geçtim, oradan aşağı indim. Yan binadakilerin elinden bir şey gelmedi. İşçilerden Ramazan Zorba daha fazla dayanamadı, pencereye çıktı. Atlıyor kanka, adam atlıyor. Oraya geçip buraya geçip buraya geçip. İtfaiye niye gelmedi? Tutuşacaklar, baksana camlar falan. Diğer evdekiler ellerini uzattı, işçi son anda kurtarıldı. Biz adamı gördük orada. Boruya tutunmuştu herhalde, yan tarafa geçecekti. Sonra birden boru kırıldı, düşecekti ama yan tarafın iş yeri sahibi adamı içeri çekti. Eliniz bir yaralanmış, geçmiş olsun. Başka içeride kimse var mıydı? 4 kişiydik o sırada. Ben çıkınca 3 kişi kaldı. Sonradan itfaiye yetişti işte. Sonunda itfaiye geldi. Diğer üçünün de yaşadığı kabus son buldu.